Bildiğiniz üzere bugün ikinci seminerimizi gerçekleştiriyoruz. Seminer Azat hocamızın ikinci dersi. Biz o şekilde karar almıştık. Tarih çok daha geniş bir konu olduğu için normalde tarihle ilgili anlatılan sunumlarda biz daha önce klasik olarak 1800'den başlayan böyle daha çok yakın tarihi ele almaya çalışıyorduk. Fakat Azat hocamız gerçekten ta başına kadar götürdü. Gerçekten çok verimli bir dersti. Hani birçok konuyu da şahsen ben kendim de birçok katılımcı da sıfırdan anlamış olduğunu düşünüyorum. Hani bugünkü yakın tarihi anlamak için o tarihi bilmek hakikaten çok önemli. Hani Azat Hoca da bu konuda tez de yazmış bir insan. Hani çok geniş bir tez çalışması var. Ben yine o çalışmaları göndereceğiz bu sunum tamamladıktan sonra. Onu aklımızda. Bugün de daha çok yine ikinci sunumla devam edeceğiz. Azat Hoca'nın ikinci dersiyle. Sunumlar yine haftalık olarak devam edecek. Biz size yine maksimum olduğu kadar netleştikten sonra her zaman kısa bir süre içerisinde sunumlarla ilgili bilgileri zaten sınıf ve mevcut kurduğumuz WhatsApp sınıfı, WhatsApp grubu üzerinden zaten bilgilendirmesini yapmış olacağız. Haftaya Yahya hocamız bize dersi anlatacak. Bizim tarihte önemli şahsiyetlerden Ömer Faik Bey, Ömer Faik Numanzadeli'nin hayatıyla ilgili, görüşleriyle ilgili güzel bir sunum devamlı gelecek. Şimdilik şöyle bir yine Azat Hoca ile görüştükten sonra bu sunumun planlaması ile ilgili şöyle bir karar aldık. Sunum yaklaşık 45 dakika ortalama. Yine belki aksayabilir sunum gidişatına göre. Tarihi önemsiyoruz. O yüzden ufak bir sınırlama birkaç dakikayla sıkıntı olmaz. Yine 15-20 dakikada bir soru. Hani maksimum 1 saat 15 dakika şeklinde yine kısaca tutmaya çalışacağız. Yine sorunun gidişatına bağlı. Artık bir planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Artık sunum gidişatına göre artık şeyini yapmış oluruz. Öncelikle ben de bir daha çok teşekkür ediyorum Ahıskalı Gençler Birliği'ne ve aynı zamanda Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Birliği'ne bizleri siz kıymetli gençlerle, kardeşlerimizle buluşturduğu için. Kıymetli gençler, geçen hafta biliyorsunuz Ahıska tarihini özellikle de 1595 tarihine kadar getirmiştik. Yani açıkça ifade edecek olursak konu gerçekten ağır konuydu. Ben de anlatırken biraz zorlandım. Acaba anlatabiliyor muyum kabilinden? Bilmiyorum, inşallah anlaşılmıştır diyerekten bu dersimize inşallah bir önceki dersimizin üzerine bina edeceğiz. Dolayısıyla asıl konumuza geçmeden önce bugün biliyorsunuz 2 Kasım bizimle aynı kaderi paylaşan Karaçay Türkleri kardeşlerimizin de sürgün yıl dönümü. Onlar da biliyorsunuz bir yıl bizden önce 1943 tarihinde bugün ana vatanlarından, Kafkaslardan sürgün oldular. Onları da rahmetle yad edelim inşallah. Bir de daha önceki dersimizde hatırlarsınız Yavuz Bülent Bakiler'den bahsetmiştik. Özellikle Yavuz Bülent Bakiler'in de bizler gibi Kafkaslardan gelerek İç Anadolu'ya yerleştiğinden bahsetmiştik. Bugün dersimize onun şu şiiriyle girmek istiyorum. Anam türkü söylerdi bana masal yerine, hüzünlü, boynu bükük, hep Azeri türküler diyor Yavuz Bülent Bakiler. Kıymetli gençler, bizim tarihimize de baktığımız zaman özellikle de 1828 felaketinden sonra bizler de hep hüzünlü tarihle büyüdük. Yine bizim kendi içimizden çıkan Fuat Azgur'un şu dizeleri aklımıza geliyor tabii ki. Devrilesi Moskov diye başlayan bir türkü söylerdi anam eskiden. Yanık yanık of of diye başlayan bir türkü söylerdi anam eskiden. Onda bir memleket, bir vatan derdi. Gözünden bir cihan geçer giderdi. Her beytin sonunda ah vatan derdi. Bir türkü söylerdi anam eskiden. Bizler de aynı Yavuz Bülent Bakiler'in ifadesiyle hüzünlü türkülerle büyüdük. Dolayısıyla her zaman bunları hatırlamakla birlikte ileriye dönük plan ve projelerimizin de olması gerekiyor diye düşünüyorum kıymetli gençler. Tarihte her ne kadar hüzünlü olaylar, hadiseler, havadisler varsa da biz bunlardan ibret alır ve kaldığımız yerden yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Ve yine biz Ahıskalılar için biliyorsunuz
Doğulan yer değildir. Doğulan yerdir aslında vatan. Doğulan yer diyorlar aslında vatan. Vatansız mı sayılır karnı aç yatan? Yalnız doyanlar mı vatanlıdırlar? Vatanın manası bu kadar mı dar? Vatan soy ile yaşanan yerdir. Ayrılınca gözden yaş boşalan yerdir kıymetli gençler. Ve bu girizgah cümlelerinden sonra asıl konumuza geçecek olursak. Tabii geçmeden önce ses konusunda sıkıntı yaşayan hocalarım varmış. Sesim net geliyor mu? Uyarın lütfen. Hocam sesiniz çok net geliyor. Gayet net geliyor hocam sesiniz. Tamam. O zaman evet, geliyorum. Müsaadenizle sunumla kaldığımız yerden devam edelim kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim, sunumda da gördüğünüz üzere daha önceki dersimizi Ahıska tarihi 1, 1595'e kadar getirdik. Bugün ise 1578'den günümüze kadar inşallah getirme gayreti içerisinde olacağız. Neden 1578 diye soru gelebilir belki. 1578 de kıymetli gençler, biliyorsunuz bizim Ahıska tarihinde bir kırılma noktasıdır, bir dönüm noktasıdır. Yani daha önceki dersimizde özellikle ifade ettiğimiz üzere Kıpçaklı Atabeklerin bu sefer Osmanlı sancağına katılmasıyla Ahıska'nın yeniden değerini yitirmediğini ve bölgede Çıldır eyaletinin, Çıldır Beyler Beyliği'nin kurulduğunu görüyoruz. Bugünkü Ahıska coğrafyasından bahsetmiştik ve özellikle bugünkü Ahıska coğrafyasının dememizin nedenini daha önceki dersimizde ifade etmiştik kıymetli gençler. Biliyorsunuz tarihi Ahıska coğrafyası ta Azgur'dan Bayburt'a kadar, Erzurum'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihtiva etmektedir ki geçen dersimizde haritayla da özellikle ifade etmiştik. Bugün Gürcistan sınırları içerisinde sıkıştırılmış Ahıska coğrafyası ise Gürcistan'ın güneybatısında, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yerleşmekte ve Kosov, Türk gözü sınır kapısına yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan tarihi Türk yurdudur. Haritadan da gördüğünüz üzere özellikle bu haritayı da yerleştirmemin nedeni haritada aynı zamanda Ahıska'nın yüz ölçümünü de görüyoruz. Devam ediyoruz. 1578 tarihini demin özellikle kırılma noktası olduğunu söylemiştik kıymetli gençler. Bunu geçen defa da anlattık ama şöyle biraz daha tekrar olması hasebiyle özet bir şekilde geçiyorum. Safevilerle yapılan bir savaştır. Mustafa Lale Paşa serdarlığında 1578 tarihinde yapılan savaşta biliyorsunuz Safevilerden bu sefer Ahıska coğrafyası yani Atabekler yurdu Çıldır savaşı neticesinde Osmanlı livağı altına giriyor ve bölgede Ahıska Çıldır eyaletinin kurulduğunu görüyoruz ki bu eyalet yaklaşık 250 yıllık bir dönemi ihtiva etmektedir. Bu dönem ileride de göreceğiz kıymetli kardeşlerim. Ahıska tarihi açısından en ihtişamlı dönemi ihtiva etmektedir. Bu defteri buraya yeniden aldık. Çok özet geçeceğiz çünkü. 1595 tarihli defterdir. Geçen dersimizde tafsilatlı bir şekilde, geniş bir şekilde bilgilediğimiz için burada sadece 1595 tarihinde tahrir defterinin bölgede tahririn yapıldığını bu defterden de özellikle Ahıska coğrafyasının, Ahıska bölgesinin 1578 öncesinde de Türk yurdu olduğunu biz geçen dersimizi özellikle defterin içerisine girerek delilleriyle anlatmıştık kıymetli kardeşlerim ve İSKA'nın özellikle bölgeye olmadığını, İSKA'nın neticesinde hani özellikle de Konya'dan, Yozgat'tan, Tokat'tan bölgeye Türklüğün yerleştiğini ifade eden yazarlar vardır ki şahsen biz böyle bir şeye rastlamadık. Eğer bundan sonra rastlarsak da kabul ederiz. Yalnız böyle bir belge olmadığından dolayı böyle bir iddiada bulunmak aslında şahsi kanaatim doğru bir şey değildir. Çünkü bu Ahıska bölgesinin daha çok Gürcü olduğunu savunan Gürcü tezlerine biraz daha sanki onların değirmanına su taşıma eylemidir diye düşünüyorum. Belki bunu yapanlar bilinçli olarak yapmıyorlar ama altına baktığımız zaman bu şeyin altında biraz daha onu görmemiz mümkündür. Her ne kadar bilinçsiz dahi olsa kıymetli kardeşlerim. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölge zaten Türk yurdu olduğu için o bölge iskan, herhangi bir iskan, yani Türk nüfuzunun getirip de kalpak şeklinde yerleştirilmesi
söz konusu değildir. Ahıskan'ın ihtişamlı dönemlerinden bahsettik. Biliyorsunuz 1578'den 1828 Oğuz felaketine kadar Ahıskan en muhteşem dönemini, Osmanlı döneminde en ihtişamlı dönemini yaşamıştır. Bu gördüğümüz cami de Ahıskan Atabekler'den Hacı Ahmet Paşa'nın Çıldır Beyliği'yken 1749 tarihinde Ahıskalı ustalara yaptırmış olduğu camidir kıymetli gençler. Yani sultan camileri baz alınarak, Selahattin camileri diyoruz biz buna. Osmanlı sultan camileri baz alınarak yapılmış camidir. Devam ediyoruz. Yine bizim ecdadımız tarafından yaptırılan camilerdendir, külliyelerdendir. Daha başka bir ifadeyle diyecek olursak kıymetli kardeşlerim. Doğu Beyazıt İshak Paşa Külliyesi biliyorsunuz Ahıska valilerinden İshak Paşa tarafından 1784 tarihinde bu sefer Ahıska Ahmediye Camisi örnek alınarak Ağrı Doğu Beyazıt'ta yapılmış muhteşem ve muazzam camidir. Aynı zamanda külliyedir ki ilk kalorifer sisteminin de burada kullanıldığını biz görüyoruz. Başka bir açıdan görüyorsunuz İshak Paşa Külliyesi'ni. İshak Paşa Külliyesi'nin panoramik görüntüsünü. Şimdi biraz daha 1944'ün de sebeplerini arayacağımız 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'na doğru gelelim kıymetli kardeşlerim. Geçen dersimizde bir soğuk üzerine özellikle ifade etmiştik ki 1800'lere geldiğimiz zaman Rusların da Kafkaslar'da artık bir güç haline geldiğini görüyoruz. Özellikle de 1801'de Tiflis bölgesinde üs kuran Ruslar bu sefer Kafkaslar'da yavaş yavaş harekete başlıyorlar. Dikkat buyurursanız bu tarihleri lütfen paralel götürelim ki daha net ve daha doğru bir şekilde anlaşılsın. 1813 yılında Rusların İranlılarla yapmış olduğu savaş ve aynı zamanda bir antlaşma vardır ki biz bu antlaşmanın ismini tarih kitaplarından Gülistan Antlaşması olarak biliyoruz. Daha sonra 1828'de yine Ruslarla İranlıların savaşı vardır. Burada da Türkmençay Antlaşması'nı görüyoruz. Hemen akabinde 1828 ve 29'da Ruslar İranlılarla antlaşma yaptıktan sonra yönünü Osmanlı'ya çevirmiştir. Bu sefer Osmanlı'yla savaşa giren Ruslar 1829'da biliyorsunuz Edirne Antlaşması'yla bu savaşta son bulmuş oluyor. Bu savaşa gelmeden özellikle şunu da ifade etmek isterim ki bu dönemler biliyorsunuz 2. Mahmut dönemleridir. Osmanlı tarihini de bu anlamda çok güzel bir şekilde bilmemiz ve incelememiz, irdelememiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ahıska tarihi açısından özellikle de o tarihlere baktığımız zaman 1826 Osmanlı tarihinde biz Vakai Hayriye diyoruz. Osmanlı'nın askeri teşkilatı olan Yeniçeri Ocağı'nın tamamen kaldırılması ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye başka bir ordunun, muntazam, nizamlı bir ordunun yeniden kurulması ve yine aynı tarihten bir yıl sonra 1827'de donanmanın, Osmanlı donanmasının, Navarin'de donanmasının yanması bu sefer Osmanlı'yı güçsüz haline getirmiştir. Ruslar sürekli Osmanlı'ya karşı tayak yüzü olduklarından bu anı tırnak içerisinde ifade edecek olursak fırsat bilerek Osmanlı'ya savaş ilan etmişlerdir. Bu savaş sonrasında şöyle hemen bir sonraki resme geçelim. Bu tabloları da özellikle dikkatle bakın kıymetli gençler. O dönemler tabii daha sonrasında tasvir edilmiş. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'nı tasvir eden tablolardır bunlar. Bu savaş neticesinde Ruslar biliyorsunuz Ahıska'yı alıyorlar. Hatta ve hatta İç Anadolu'ya taraf geliyorlar. Ahıska'dan sonra 500 kilometrede yol aldığını biz görüyoruz. Biliyoruz da Erzurum, Bayburt'a kadar geldiklerini Rusların biliyoruz. Bu savaşta bizim Ahıskalılar açısından bakacak olursak Ahıskalı ecdadımız bu savaş esnasında dasitani bir duruş sergilediklerini görüyoruz. Bunu batılı yazarlar ifade ediyorlar kıymetli gençler. Özellikle de en sonunda da gösterecektim, şimdi de göstereyim. Rusların Kafkasya'ya istilası ve Şeyh Şamil diye ismiyle bilinen John Baddeley'in kitabı vardır. Okumayan arkadaşlar için ısrarla tavsiye ederim. Bu kitapta bu bilgiler geçiyor. Türk kadınları ellerinde kılıç bulunduğu halde Rus askerlerin üzerine aslanlar gibi hücum ve savlet ederek yani saldırarak savaştıklarını ifade ediyor batılı yazarlar. Ve yine Ahıskalı Türklerin biraz daha Ruslara müstehzi bir edayla onlarla
deyim yerindeyse alay ederek siz gökyüzündeki ayı Ahıskan'ın camisindeki hilalden daha çok kolaylıkla söküp alabilirsiniz diyerekten onlara deyim yerindeyse bu savaştan hiçbir zaman korkmadıklarını tırnak içerisinde yanlış anlaşılmasın Türklüklerini ifade etmişlerdir. Müslüman Türklüklerini ifade etmişlerdir ama kaderin cilvesi tabi Ruslara daha güçlü olduklarından bu savaştan maalesefler olsun ki Osmanlı yenik düşüyor ve Ahıska'da daha doğru bir ifade edilecek olursak Çıldır eyaleti ikiye bölünerek Ahıska'nın olduğu kısımda Çarlık Rusya sınırları içerisinde kalıyor. Bu dönem tabi zulümlerle dolu zor yıllar olarak görüyoruz. Yağmalanan ve minaresi sökülen camiyi görüyoruz. Ve aynı zamanda Ahıska bölgesinden özellikle de Rusların baskısı neticesinde Anadolu'ya kitlesel göçleri görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim görmüş olduğunuz bu resim daha sonra bir kardeşimiz tarafından çizilen resimdir. Minaresi sökülmüş Ahmediye Camii'ni tasvir ediyor. Yukarıda bir şiir özellikle buraya aldık. Hani o dönemi tasvir etme adına. Çünkü bu dönemden sonra şimdi ileride de göreceğimiz üzere Ahıska tarihinde artık biraz daha destansı bir anlatımı görüyoruz. Yani dasitanı anlatımı görüyoruz ki bu da onlardan birisidir. Hacerattan yapılmış cismin, Tiflis'ten gelmiştir hasmın. Belirsiz olmuştur ismin, ağlasana güzel canı diyerek ağıt yapmıştır dönemin şairlerinden birisi. Ve devam ediyor. Cemaat çekeriz ahı, okunmaz mı hutben dahi? Urus'a kalmıştır sahi, ağlasana güzel cami diyerek artık caminin Çarlık Rusya'sına bırakıldığını ve yesir kaldığını ifade ediyor. Ve bu da meşhur manzumedir kıymetli gençler. O meşhum ve hazin tablonun manzum halidir. Herkes tarafından bilindiği için sadece okuyarak geçiyorum. Ahıska gül idi gitti. Bir ehli dil idi gitti, söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. Kanaatimce bu şiir bir asrı özetler mahiyette bir şiirdir kıymetli kardeşlerim. Ahıska'nın gül olduğunu ifade ediyor şair. Yani gül Muhammed ümmetiyle gitti de bu şiiri teşrih edebiliriz, açabiliriz. Bir ehli dil idi gitti. Yani ehli dil biliyorsunuz divan edebiyatında gönül ehli insanlar anlamına geliyor. Farsçadan ve Osmanlıca'da da kullanılıyor. Gönül ehli insanlar idi gitti. Ve devamında Sultan Mahmud'a dönemin padişahı Sultan Mahmud'a bir name gönderiyor. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. Ahıska gerçekten de ilmin beşiği olan Ahıska. İstanbul için kilit, Anadolu için de bir eşik konumunda olmuştur kıymetli kardeşlerim. Zira Ahıska'nın düştüğünden sonra demin de ifade ettiğim üzere Rusların tırnak içerisinde ifade edecek olursak ellerini kollarını sallayarak ta Bayburt'a kadar yaklaşık 500 kilometre yol aldığını biz biliyoruz tarihi vesikalardan. Devam ediyoruz. Bu şiir üzerinde geçen dersimizde durmuştuk. Burada da hani biraz daha görsel olması açısından şiirin lütfen doğru bir şekilde ezberlenilmesini ve doğru bir şekilde de aktarılması adına şöyle tablo şeklinde size aktarmak istediklerim gençler. Bazen Ahıska bir gül idi gitti, ehli bir dil idi gitti diye şöyle şiirin dengelindeyse anlamını bozacak ifadeler ekleniyor. Bir ikincisinde Ahıska yine bir gül idi gitti, bir ehledi, sonunda da İstanbul'un kilidi diyerek şiirin hecesini bozacak eklemeler yapılıyor. Bunları lütfen yapmayalım çünkü sonuçta bir asrı özetler ve o dönemden bize tevarüs eden, bize miras kalmış 4 satırlık, bir beyitlik bir şiirdir. Onun da doğru bir şekilde ezberlenilmesi tabii ki şairinin hakkıdır diye düşünüyorum. Bu yıllar aynı zamanda demin de ifade ettiğimiz gibi dasitani anlatımların başladığı yıllardır. Yani bu yıllardan sonra artık koçaklamalar, Ahıska üzerine destanlar yazılmaya başlamıştır ki bu anlatıma sadece bir örneği buraya aldık kıymetli gençler. İran seferinden çıktı bir sada. Bir derdim bin oldu, 100 elden bitti. Arzu hal gönderdim Sultan Mahmud'a, Ahıska kilidi tez elden gitti. Ya aynı şairindir bu, çünkü anonim olarak geçiyor veya ben bulamadım. Ya da başka şairlerdir ama birbirinin mütemmim cüzüdür. Hani Ahıska gül idi gittiyle yine İstanbul Ahıska kilidi gitti
tez elden bitti diyerek deyim yerinde ise bir önceki şiire de bir atıf vardır. İkinci manzumenin ikinci beytine bakalım lütfen. Yalnız cenk etti dini bütünler. Ahıska'dan çıkan yeşil tütünler. Yesir gitti gün görmedik hatunlar. Sağ ol padişahım, ırz elden gitti. Burada da biraz sanki padişaha yine tırnak içerisinde ifade edecek olursak ikinci Mahmud'a bir iğneleme vardır kıymetli gençler. Aşık Osman der ki kaldım karalı, mecnun oldum bu günleri göreli. Kimi şehit düştü, kimi yaralı, şehitler makamı tez elden gitti. Bunu niçin buraya aldık? Hani o dönemin özellikle destansı anlatımına bir örnek teşkil etmesi açısından. Devam ediyoruz. Ahıska'nın özellikle yağmalanmasından bahsettik. Minaresinin sökülerek dağıtılmasından bahsettik ve yerine Çan Kulesi'nin dikilmesinden bahsettik. Ahıska biliyorsunuz sadece camisiyle değildir. Özellikle Ahıska Kalesi içerisinde gidip gören arkadaşlarımız vardır. Bir de bizim Ahıska Ahmediye Külliyesi, Ahmediye Medresesi vardır kıymetli kardeşlerim ki bu medresenin hocaları daha çok gelip İstanbul Fatih medreselerinde yetişip Ahıska'ya dönüp coğrafyada özellikle de Kafkaslar'da ilmin yayılmasında öncülük eden hocaların yetiştiği medrese olmuştur. Bu da lütfen giden arkadaşlar özellikle o medresenin caminin hemen sağ tarafında kalan medresenin odalarını da ziyaret ettikleri zaman zaten o duyguyu, o hissiyeti orada alacaklardır diye düşünüyorum. 148 eser tespit edilmiştir yağmalandıktan sonra. Bu eser İnstitut Pastoruşna Kulukat Bisey diye bildiğimiz Doğu El Yazmalar Bölge Müdürlüğü'nde San Petersburg'da muhafaza edilmektedir. Özellikle ilgilenen arkadaşlarımız da hani geçen dersimizde tez konusu arayış içerisinde olan arkadaşlarımız için de belki bir ışık olabilir. Gidip orada bu eserlerin özellikle de edisyon kritik anlamında araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Bu da Ahıska'nın 2012 yılında daha doğrusu tamirinden sonraki bugünkü hali. Bugün giden arkadaşlarımız Ahıska'yı bu halde görecekler. Peki dün Ahıska nasıldı? Hemen ona bakıyoruz. Sol tarafta ilk resimde Ahıska'nın eski hallerini görüyoruz. Yani muhtemelen 1800'lerin sonlarıdır. Bakımsız hal dikkat buyurursanız kıymetli gençler. Daha sonra 1960'lar biliyorsunuz Ahıska bir zamanlar kilise olarak da kullanmıştır. Şurada mouse'u özellikle gösteriyorum. Ahıska'nın doğu kısmına eklenen şu kısım kıymetli kardeşlerim. Daha sonradan binaya eklenerek burada işte ayin yapmışlardır. Kilise olarak kullanıldığı için şöyle ek bir bölüm görüyoruz Ahıska Camii'nde. Caminin kıble tarafı şu nahiye oluyor. Caminin minaresi de burasıdır. Daha sonra demin de ifade ettiğim gibi Ruslar tarafından sökülerek yerine Çan Kulesi takılmıştır. Şu resimde gördüğünüz gibi Ahıska Kalesi içerisindedir Ahmediye Camii. Bizim ecdadımızdan kalan taşları, yığınları görüyoruz. Hani geçen dersimizde şu Atabeklerden kalan onların bayraklarını temsil eden bir tabloyu, resmi burada da görüyoruz kıymetli gençler ki bu resim daha sonra tamirden sonra Ahıska Ahmediye Camii'nin hemen ön tarafındaki monte edilmiştir duvara. Devam ediyoruz. 93 Harbi. Yine bizim tarihimiz açısından önemli olaylardan, havadislerden birisidir kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz bu da Sultan Abdülhamid'in ilk tahta çıktığı dönemlerde 1877-1878 yıllarında vuku bulmuş savaştır. Rumi rakamla 1293'te olduğundan dolayı tarihimizde 93 Harbi yani Osmanlı-Rus Muharebesi olarak bilinmektedir. Bu harp neticesinde biliyorsunuz Elviye-i Selase dediğimiz yani 3 vilayet dediğimiz Kars, Ardahan, Batum'da bu sefer Osmanlı'dan koparılıyor. Böyle olduğu takdirde Ahıska'nın da tamamen anavatanından yani Osmanlı'dan uzak kaldığını, mezalimlerin o dönemde özellikle ikiye katmerlendiğini, ikiye katlandığını, bu tarih sonrasında da Ardahan'dan, Ahıska'dan, Kars'tan ve benzeri yerlerden
yine Osmanlı'ya, İç Anadolu'ya nüfus akımını görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Demin de ifade ettiğim üzere özellikle altını çiziyorum. Elveyi Selase dediğimiz 3 vilayet, Kars'a daha Batum ki Artvin'de Batum'un bir ilçesi konumundadır. Çarlık Rusya'sına bırakılıyor. Ta 40 yıl Çarlık Rusya'sının hükümranlığı altında kalıyor. 1918 yılına kadar. Devam ediyoruz. 20. yüzyıla geldik. 20. yüzyıl biliyorsunuz insanlık tarihinin en kanlı asırlarından biri olarak bilinmektedir kıymetli kardeşlerim. Asrın başına baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'nın vuku bulduğunu görüyoruz. Ve bu savaş neticesinde iki büyük imparatorluğun yıkıldığını yerine, birinin yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin, diğerinin yerine ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulduğunu görüyoruz. Ve bu tarihte tabii ki yine bugünle de irtibatlı olan hani Ermeni mezalimini görüyoruz. Bugün biliyorsunuz Azerbaycan Karabağ, 2. Karabağ Savaşları devam ediyor. Zaman zaman da ifade ettiğimiz gibi Ermenilerin hiçbir zaman tıyneti değişmemiştir kıymetli kardeşlerim. O boşluktan istifade eden Ermeni canileri Ahıska bölgesinde, Anadolu coğrafyasında da mezalimlere imza atmışlardır. Devam ediyoruz. Tabii bu dönemde özellikle de 1915 tarihlerinde Azerbaycan Türklüğü kardeşlerimiz Anadolu'da vuku bulan bu Ermeni mezalimine karşı sessiz kalmamışlardır. Azerbaycan Türkleri kardeş diye ifade ettikleri Anadolu Türklüğüne kardeş yardımını görüyoruz kıymetli gençler. Lütfen okumayan arkadaşlarımız bu kitabı da alıp okusun. Özellikle de bu konuyla ilgili araştırma yapan hocalarımız da vardır. Onların da kitaplar ve makalelerine baksınlar. Şu altta bir ifade görüyorsunuz. Sağ tarafta kardeş köneğinin orijinal nüshasıdır. Sol tarafta ise 2012 yılından sonra latinize eden şeklini görüyoruz. Altta bir manzume vardır. Oraya özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Düşüp ormanda bir çare ahu, bakışır zar zar biçeleri, yad ederler mezalimi beşeri. Bu da bir başka hüzün şiiri. Burada görüyorsunuz yaralanmış bir ceylan Osmanlı'yı temsil ediyor. Yanında küçücük balaları, hani beçe diyoruz bizim Ahıskalı şivesi, Ahıska Türklerinin şivesinde de vardır beçe, biçeleri yani balaları da etrafında gözü yaşlı Osmanlı'nın yeniden ayaklanmasını bekliyor diye şair o dönemi bize tasvir etmiş. Ve yine bu yıllarda özellikle de Bakü'de demin de ifade ettiğim gibi kardeş köpeğinin devamı olarak Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi kuruluyor. Bu cemiyetin tek amacı vardır kıymetli kardeşlerim. Anadolu'daki kardeşlerine yardım eli uzatmaktır. Toplumdan almış oldukları atiyeleri, yardımları orada bir dernek vasıtasıyla bugünkü tabirle edecek olursak Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi vasıtasıyla toplayarak Anadolu Türklüğüne yardıma gelmişlerdi. Tabii bu heyet içerisinde Azerbaycan'ın milli şairlerinden Ahmet Cavat'ı da görüyoruz. Ahıska bölgesine, Anadolu coğrafyasına geliyor. Oradaki o hazin tabloyu şu şekilde tasvir ediyor kıymetli kardeşlerim. Karların üstünde mazlumlar kanı, ölenler çok fakat mezarlar hanı. Ayaklar altında şefkati şanı, kalanları gördüm, feryada geldim diyerek tasvir etmektedir. Özetle 1918-1921 yıllarına şöyle kısa bir şekilde özetleyecek olursak biliyorsunuz yine tarihimizde yakın tarih olduğu için Brest-Litovsk Antlaşması vardır. Bu antlaşma neticesinde Elveyi Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum yeniden Artvin'de aynı zamanda yeniden Osmanlı'ya tevdi ediliyor. Ahıska bölgesinde milli mücadele dönemi başlıyor. Ömer Faik Numanzade bu milli mücadelenin özellikle öncülüğünü yapanlardandır. Yine Ömer Faik Numanzade ve etrafındaki Ahıska büyüklerinin yardımıyla o dönem biliyorsunuz her millet kendi mukadderatını tayin etmekle hükümlüydü. Ahıskalılar da kısa dönemli Ahıska Hükümeti Muvakkatası adında bir hükümet kuruyorlar. Yani bunun Türkçe bugünkü dilimizde tercümesi geçici Ahıska Hükümeti ki bunun da ömrü çok kısa olduğunu biz biliyoruz. Yaklaşık 6 ay devam etmiştir. Moskova Antlaşması bizim tarihimiz açısından da özellikle kırılma noktasıdır diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Bu antlaşma neticesinde biliyorsunuz doğu sınırlarımız çiziliyor ve Ahıska bölgesi bu sefer
Sovyet, sosyalist, cumhuriyetler birliğine, birliği sınırları içerisine bırakılıyor. Tabii özellikle Fahrettin Kırzıoğlu'nun kitabında rastlamıştım, Kars Tarihi kitabında. Kars Tarihi kitabında şöyle bir bilgi vardır kıymetli kardeşlerim. Biliyorsunuz Rıza Nur ve heyeti bu antlaşmaya trenle gidiyorlar. Kars üzerinden trenle giderken Karslı kardeşlerimiz trenin önünü kesiyorlar adeta. Diyorlar ki sınır ötesinde bizim Türk kardeşlerimiz kaldı. Neden onları öteye bıraktınız? Rıza Nur'un vermiş olduğu cevap hakikaten de tırnak içerisinde ifade edecek olursak komiktir. Orada Türk nüfusunun yaşadığını bilmiyorduk. Keşke bilseydik, sınırları çizerken biraz öteden çizerdik demeye getirmiştir. Ama bu tabii ki biraz politik cevabı benziyor. Çünkü Rıza Nur gibi özellikle tarih konusunda mürekkep yalamış birisinin böyle bir şey söylemesi biraz bana şahsen politik gelmiştir. Ve bu yıllar tabii ki Ahıska açısından da özellikle sürgünlerin, Kırımların, kıyımların, toplu katliamların da ayak sesleridir demektir kıymetli kardeşlerim. 14 Kasım 1944'e gelmeden önce 1937'de Azerbaycan Türkçesiyle represiye diye bilinen bir olaya da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Ki bu represiye kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz ister Çarlık Rusya'sında olsun ister SSCB döneminde olsun Sovyetlerin tek tip bir halk yaratma gibi tırnak içerisinde ifade ediyorum. Halk oluşturma gibi bir dertleri vardı. Dolayısıyla bunu da daha güzel bir şekilde, rahat bir şekilde yapmaları için toplumun önde gelen aydınlarını ya gülleliyorlardı ya öldürüyorlardı ya da sürgüne gönderiyorlardı. Bizim biliyorsunuz özellikle Ahıska tarihinde iz bırakan Ömer Faik Neymanzade de bu yıllarda şehit düşmüş büyük önderlerimizdendir 1937 yılında. Tek amaç şudur, toplumu yeniden oluştururken bu aydınlar tabir yerindeyse bize ayak bağı olmasın. Devam ediyoruz. Burada özellikle şu şiire de dikkatinizi çekmek isterim. Genç şairlerimizden Mücevat Ahıskalı abinin öğrencilerindendir Vahit Alaaddin kardeşimiz. Sürgünü tasvir etmiş kıymetli kardeşlerim. 14 Kasım aklıma geldiği zaman şahsen ilk aklıma gönlüme düşen şiirlerdendir bu şiir. Bunu da burada sizlere terennüm etmekten memnuniyet duyarım açıkçası. Yine hüzün dolu, yine gam keder. Bugün milletinin kara yas günü. Ayrı düştük yurttan, olduk derbeder. Yaktı bağrımızı Kasım sürgünü. Esti üstümüzden tipi, kar, boran. Ne bir gören oldu, ne de bir soran. Döndü harabeye bağ, bahçe viran. Yaktı bağrımızı Kasım sürgünü. Kalpler paramparça, kana bulandı. Yurdum yağmalandı, yuvam talandı. Serpildi her yana, halk parçalandı. Yaktı bağrımızı Kasım sürgünü diye o tabloyu tasvir etmiş. Sadece 3 kıtasını buraya aldık. Merak eden arkadaşlarımıza bu şiirin tamamını daha sonra gönderebiliriz kıymetli kardeşlerim. Devam ediyoruz. Stalin'in emriyle özellikle de 14 Kasım, başka bir ifadeyle diyecek olursak 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece 1944'te yaklaşık 220 yakın Ahıska köyünden 115.500 Ahıskalı Türk'ün tarihi yurtlarından koparılarak Türkistan'a yani Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a sürgün edildiğini biz biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Yakın tarih olduğu için bunu zaten nenelerimizden, dedelerimizden de sık sık duymuşuzdur. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu sürgün halk 44'ten 56 yılına kadar yani yaklaşık 12 yıl açık hava hapishanesi diyebileceğimiz sıkı bir yönetimle yaşam mücadelesi vermişlerdir. Hatta dedelerimiz, nenelerimiz anlatır. Bir köyden başka bir köye gidiş dahi polis nezareti altında olmuştur. Devam ediyoruz. Stalin canisi sadece Ahıskalı Türkleri sürmemiştir kıymetli kardeşlerim. Hani Stalin biliyorsunuz kızı vardır, meşhurdur kendisi Svetlana Aliyeva. Acımasızca sürgün edilen azınlıkların tablosunu çıkartmış. Taketo Bula başlıkta bir kitapta bu böyle olmuştu diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Buradan da gördüğünüz üzere özellikle de azınlıkların sürgün yerleri ve yıllarını şu şekilde vermiş. Aynen buraya aktardım kıymetli kardeşlerim. Korelileri görüyoruz, Kürtleri görüyoruz, Almanları görüyoruz. Karaçaylar bugün mesela 2 Kasım 1943. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Zamanı da daha verimli kullanma adına Kalmukları görüyoruz. İnguçları, Çeçenler, Balkanlar, Kırım Tatarları, Kırım Türkleri de diyebiliriz.
Ahıskalı Türkler, Hemşinler ve Grekleri görüyoruz ki bunlar hepsi Stalin döneminde, özellikle 1940'lar hatta 37'lerden de bu tarafa alabiliriz ve 50'lere kadar sürgün edilen halklardır kıymetli kardeşlerim. Devam ediyoruz. Slovak resmi Amerika markalı araç kullanılmıştı sürgün esasında. Bu aracın resmini özellikle buraya aldım. Niçin? Çünkü biz senelerimizden daha çok duyduk ama burada da aynı zamanda aynı aracı da görelim. Bu araca dedelerimizin, nelerimizin ifade ettiği gibi 4 aile, bazen de 8 aileyi tıka basa doldurarak Zagazörne denilen yerden Tovarne denilen yere getiriyorlar ve oradan da sürgün ettiklerini bizler biliyoruz kıymetli kardeşlerim. 18 yaşlı ahıskalı bir gönlü nenesinin dedesinden duymuş olduğu sürgünü tasvir ettiği için bu tabloyu da özellikle buraya almayı uygun gördük. Dikkat buyurun. Tüm detaylarıyla sürgün 14 Kasım 1944 Kasım ayı, özellikle de 44 yılında daha soğuk yılını yaşadığını biz neneler ve dedelerimizden biliyoruz. Devam ediyoruz. Stalin sürgün emrinde 86 bin kişinin sürgün edildiğine dair bir emir varken Beria'nın sürgün raporunda bu rakamın 91 bin civarı olduğunu görüyoruz ama daha sonra bu konuyu araştıranlar ve konuyu da araştırdığımız zaman biz bu sayının özellikle 90 bin ve 86 bin de değil de yaklaşık 200 bine yakın Ahıskalı Türk'ün yurdundan sürgün edildiğini görüyoruz. Çünkü cephede olan Ahıskalılar vardır. 40 bin Ahıskalı'nın biliyorsunuz 40'lara kadar Ahıskalılar cepheye alınmazken 43'lerden sonra özellikle Ahıskalı Türklerin de cepheye alındığını görüyoruz. Ve 40 bin Ahıskalı'nın ön saflarda Sovyet cephesinde iştirak ettiğini, bunlardan tahminleri eğer yanlış hatırlamıyorumsa 26 bininin savaşta şehit olduğunu, vefat ettiğini biz dedelerimizden ve okuduğumuz kaynaklardan biliyoruz. Bu da yine Ahıskalıların köy köy nasıl köy köy sürgün edildiklerinin ve kaç kişi olduğunu Azerbaycanlı yazarlardan Asif Hacılan'ın şu kitabında görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu kitabı özellikle takdimlemek için buraya getirdim. Geri ben bu vatende Ahıskalılar adına Azerbaycan'da yapılmış ilk kitaplardandır ve Ahıska'nın tam bilinmediği, Ahıskalıların tam bilinmediği dönemlerde 90'larda yazılmış olan kitap olması hasebiyle de çok dikkate değer çalışmadır. Okumayan arkadaşlarımıza da bu kitabı da tavsiye ederiz. Sürgün güzergahını görüyoruz. Ahıska'dan özellikle Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürgün edilen Ahıskalıların güzergahını görüyoruz. Daha sonra 1957 ve sonrası Ahıskalı Türklerin bir kısmının içerisinde bizim de dedelerimizin olduğu bir kafilenin Azerbaycan'a gelip yerleştiklerini görüyoruz kıymetli kardeşlerimiz. Özellikle de burada bu haritayı da buraya aldık ki önce Orta Asya, oradan da Azerbaycan'a. Dedeme sormuştum, niçin böyle bir karar aldınız? Oğlum, hani Azerbaycan'la Ahıska arasında sadece tek sınır vardır. Büyüklerimiz derler ki şu hazırı bir geçelim, ondan öteye gitmek daha kolay olur. Biliyorsunuz Ahıskalılar özellikle 1956'dan sonra vatana dönüş için sürekli mücadeleler yapmışlardır ama her seferinde de bu akamete uğramıştır kıymetli kardeşlerim. Hatta Sovyetlerin 1956'da 20. kurultayı vardır. Bu kurultay sonrasında sürgün olmuş Karaçaylar, Balkarlar, demin gösterdiğim listedeki halkların tamamı kendi vatanlarına döndüler. Yalnız iki topluluk dönemleri, onlardan birisi Ahıskalılardı, diğeri ise Kırım Türkleri ve ikisi de stratejik mekide yer alan Türk topluluklardır kıymetli kardeşlerim. Kırımlarda 90 sonrası vatanlarına döndüler biliyorsunuz ve biz Ahıskalılar 77 yıldır bu yıl itibariyle hala sürgün hayatı yaşıyoruz. Devam ediyoruz. İkinci büyük sürgün özellikle de 3-6 Haziran'da yaşanmış olan Özbekistan Fergana olaylarını görüyoruz ki bu olaylar yakın tarih olduğu için çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Yüzlerce evin, resmi binaların kundaklandığı, yağmalandığı ve 13 bin Ahıskalı Türk'ün bölgeden tahliye edildiğini görüyoruz. Fergana olayları hadisesi Ahıskalılar açısından, yani Ahıska tarihi açısından şöyle bir geri dönüşümü olmuştur. Böyle ifade edelim. Yani dönüm noktası olmuştur, kırılma noktası olmuştur diyebiliriz. Çünkü bu tarihten sonra biliyorsunuz kamuoyu artık Ahıskalıların kim olduğuyla merak etmiş
Özellikle de Türkiye'de çıkan gazetelerde Hıskalılardan mesketler, miskitler, meşetler, mesetler diye bahsedilmiştir bazı kitaplarda da. Bu gazete muhbirleri tabii ki bölgedeki, özellikle o bölgedeki mesetlerin, mesetlerin kim olduğunu bilmediği için bazen de yalan yanlış bilgiler de verdiklerini görüyoruz. Demek 70 yıllık ayrılık ve esaretin bizi birbirimizden bu kadar uzaklaştırdığını görüyoruz. Bu da basında yer alan haberlerden birisidir kıymetli kardeşlerim. Burada da mesleler diye bahsediyor. 92 yılına geldiğimiz zaman kanunu görüyoruz. Biliyorsunuz 3835 sayılı kanun Turgut Özal dönemi kabul edilmiş kanundur. Ve bu kanun neticesinde de 180 ailenin Iğdır'a iskanlı göç ettiğini görüyoruz. Bu kalpak şeklinde Hıskalıların ilk anavatan dediğimiz Türkiye'ye gelip yerleştikleri tarihtir kıymetli kardeşlerim. 2004 yılına geldiğimiz zaman biliyorsunuz Krasnodar bölgesinde bir kısım yine Ahıskalı Türk'ün o bölgede yaşadıkları problemlerden dolayı 13 bin Ahıskalı'nın Amerika'ya, ABD'ye göç ettirmek zorunda kaldığını veya göç ettiklerini biliyoruz. Bugün günümüzde özellikle Amerika Birleşmiş Devletleri'nde toplam 33 eyalette Ahıskalı Türklerin yaşamakta olduğunu biz biliyoruz. 2014 yılına gelindiyse Rusya ile Ukrayna arasında vuku bulan bir savaş neticesinde Ahıskalılar yine çember içerisinde, savaş çemberi içerisinde kalıyor ve Türkiye Cumhuriyeti yeniden Ahıskalıları 2015 yılında bir yıl sonra iskanlı göç olarak yakın tarihimiz olduğu için biliyoruz kıymetli kardeşlerim. Erzincan'a ve Bitlis Ahlet'e yerleştirildiğini biliyoruz. Devam ediyoruz. Bugün dünyanın dört bir tarafında yaşayan Ahıskalı Türklerin dağılımını gösteren bir tablodur, bir şablondur. Bu da yine başka açıdan görüyoruz. Dünyada sürgün hayatı yaşayan tek millet Ahıskalılardır. Bugün sayılarımız tahmini bir rakamdır kıymetli kardeşlerim. 400 bin ile 600 bin arasında değişmektedir. Türkiye dahil 10 ülkede yaşıyoruz. Bu tablodan da gördüğünüz üzere Ahıskalılar ülkelere göre tahmini dağılımını gösteren bir tablodur. Ve hala dönmeyen tren, hala dinmeyen gözyaşı, hala duymayan insanlık. Son olarak Gazi Refik Ahmet Muhtar Paşa'nın sözleriyle bitirmek istiyorum. Gazi Refik Ahmet Muhtar Paşa'nın da bizim o bölgeyle ilgili de yazmış olduğu çok güzel bir eseri vardır. Merak eden arkadaşlarımıza daha sonra o eserin teminini de yapabiliriz kıymetli kardeşlerim. Tabii Gazi Refik Ahmet Muhtar Paşa'nın şu sözüyle, şu ifadeleriyle nihayete erdirmek istiyoruz. Ahıskayı savunan kahramanlar Türkiye Devleti'nin askeri namusunu bu savaşta muhafaza etmişlerdir diyor Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Hiç şüphe yok ki bir gün gelecek Ahıska mücahitleri ve gazileri adına münasip bir yerde muhteşem ve muazzam bir abide dikilecektir diyorlar. Bu abidelerin bir kısmını tabii sosyal medyadan da görüyoruz. Netice itibariyle Ahıskalı Türklerin sürgün sebebi Sovyet yetkililer tarafından hiçbir zaman açıklanmamıştır veya açıklanamamıştır kıymetli kardeşlerim. Çünkü Sovyetler nasıl olsa Ahıskalılar gittikleri bölgede Orta Asya ve Türkistan'da Türk boylarla karışıp asimile olacaklardır, yok olacaklardır düşünerekten böyle bir izaha gerek duymamışlardır. Zira kanaatimizce de ve görünen tablo da bunu gösteriyor ki Ahıskalı Türklerin sürgünün tek bir izahı vardır. O da Türk olmaktır. Böyle bir şiiri buraya aldım. Zamanımız bittiği için burayı sonra sizinle de paylaşacağımız için slaytı siz kendiniz okursunuz kıymetli kardeşlerim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet hocam, gerçekten çok güzel bir sunumdu. Burada her dakikasını çok zevkle dinledim. Büyük ihtimalle biz teşekkür ediyoruz hocam. Büyük ihtimalle bütün arkadaşlar da aynı sözlere katılıyorlardır diye düşünüyorum. Hocam artık yavaştan soru kısmına geçebiliriz. Buyurun. Arkadaş, hocam ilk başta Sefer hocamız bir soru soracaktı. Sefer hocam, isterseniz kamera açarak, mikrofon açarak soru iletebilirsiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Sunumundan dolayı teşekkür ederiz hocam. Benim iki tane sorum var. Birincisi, Ahıska'ya göç konusunda dediniz ki orada zaten Atabekler devleti olmuştur, Ahıskalılar oradan olmuştur, Türkler ezelden beri orada olmuştur dediniz. Hı hı. Belli bir kesimden de şunu duyuyoruz. Ahıska'ya işte belli bir Türkiye'nin şeyinden göçler olmuştur. Peki siz bunu neye dayanarak mesela diyorsunuz ki burada Atabekler zaten olmuştur,
Ve bunu tersini iddia eden kişiler, yani bir delil var mı? Yani bu Ağızkalıların oraya diyelim şeyden, Sivas'tan, Tokat'tan, Anadolu'dan göç edildiğine dair bir belge, bir bilgi, böyle bir şey var mı? İkincisi, bir de ki Oğuz Kıpçak konusu en çok tartışılan konu bizim Ağızkalılar içerisinde. Yok Oğuz'uz, yok Kıpçak'ız. Yani bunda da Oğuz kökündeniz diye kişiler yani delil olarak neyi gösteriyorlar? Yani neye göre delil diyor ki biz Oğuz Türklerindeniz? Sefer Hocam, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru hakikaten de. Özellikle de zaman zaman arkadaşların da sormuş olduğu soru olduğu için burada da katılımcılara da katkı olur diye düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta özellikle Ağızkan'ın biliyorsunuz 1595 yılına kadar tarihinden bahsederken mufassal defterden bahsettik. Yani kapı gibi elimizde bulunan tapu tahrir defterinden bahsettik. Bizim çalışmalarımız neticesinde bölgeye herhangi bir iskanın olduğunu görmüyoruz. Çünkü Osmanlı zaten biliyorsunuz doğudan batıya iskan politikası uygulamıştır. Batıdan doğuya iskan politikası söz konusu değildir. Hatta bugün Balkanlarda evladı Fatihan dediğimiz bir tabir vardır, değil mi? Fethedilen bölgelere getirip yerleştirilen Türklerdir ki bunlar biliyorsunuz Osmanlı'nın iskan politikası neticesinde gelip yerleştirilmişlerdir. Yalnız bizim tarihimize bu ne zaman girdi? Bizim tarihimizde biliyorsunuz özellikle de 90'lardan sonra Ağızka tarihi üzerine araştırmalar yapıldı. Geçen sürgünde 50. yıl Ağızka Türkleri diye bir kitaptan bahsetmiştik. Sadece yalnız kitap olarak orada geçiyor. O kitaptan da biliyorsunuz geçen bir arkadaş göndermiş. Hocam siz şöyle şöyle diyorsunuz ama ben size belge gönderiyorum. Gönderdiği belge 2011 ve 2001 yıllarında bir gazete küpürü. Yani bu daha dünün tarihi olduğu için bunu biz belge olarak kabul edemeyiz kıymetli kardeşlerim. O kitabın 6. sayfasında geçiyor. Merak eden arkadaşlarımız bakabilir. Sürgünde 50. yıl Ağızka Türkleri diye kitabın 6. sayfasıdır yanlış hatırlamıyorumsa. Hatta şöyle cümleye şöyle başlıyor yazar. 1573 tarihinde Ağızka bölgesi Osmanlılar tarafından fethedilince. Bir kere Ağızka bölgesi biliyorsunuz 1573 tarihinde fethedilmedi. 1578 tarihinde o bölgeler Osmanlı'ya ilhak oldu. Bu cümleden sonra devam ediyor. Daha sonrasında diyor Osmanlı İmparatorluğu Konya'dan, Yozgat'tan ve Tokat'tan bölgeye iskanlı olarak Türkler yerleştirilmişlerdir ki bunu sadece bu kitapta görüyoruz. Yani bu bilginin nereden alındığı herhangi bir dipnotla veya araştıran arkadaşlarımız özellikle de akademik anlamda bu konuyu veya akademik çalışma yapan arkadaşlar bilir. Eğer iddialı bir cümle sunuyorsan onun altını dolduracak belgen olması gerekiyor. Böyle bir belge olmadığına göre bu bilgiyi şahsen kabul etmek doğru değildir diye düşünüyorum. Birincisi bu. Zannedersem soruya cevap geldi Sefer Hocam. İkincisi de Oğuz Kıpçak meselesi nedir diye sordunuz. Yani biliyorsunuz Ağızkalı Türkler stratejik bir mevkide yaşayan bir topluluktur. Daha önceki dersimizde ifade etmiştik. Ağızka, Güney Kafkaslar'da yer alan Ağızkalılar da Kafkas Türkleridir. Hatta bizim nenelerimiz derdi, Kavkaz diyorlardı. Orta Asya'da Kepkez derler. Bu kavramları bizler duymuşuzdur. Dolayısıyla Kafkaslara baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, Kafkasların oluşumu zaten kozmopolit bir toplum. Yani orada tek bir boy, tek bir soy aramak hakikaten de aklın kârı değildir. Hatta o dönemin yazarlarından özellikle 9-13. Asırları biz o bölge için daha çok Arap yazarlarından öğreniyoruz. Mesudi mesela diyor ki Kafkas bölgesinde 300'e yakın dil konuşuluyor ve yüzlerce tercüman vasıtasıyla kabile dilleri olduklarından yüzlerce tercümanla o bölgede anlaşabiliyorsun. Şimdi böyle bir toplum düşünün, böyle bir coğrafya düşünün. Dolayısıyla bu coğrafyada sadece Oğuz boyları vardır da, Ağızkalıları da sadece Oğuz boylarına mal etmek, Osmanlı'yı olan sevgiden dolayı kanaatimce doğru bir yargı olmaz. Şu anlamda doğru bir yargı olmaz kıymetli kardeşlerim. Yani haşa, burada Osmanlı karşıtıyız diye bir şey de çıkmasın lütfen. Yalnız biz böyle bir şey yaparsak, eğer
o bölgeye Türklük sadece Osmanlı döneminde gitti dersek, bu sefer Gürcü araştırmacıların, bölgenin zaten Gürcü olduğunu savunanların, demin de başta da ifade ettiğim gibi araştırmalarına su taşımış oluruz, değirmanlarına su taşımış oluruz. Şimdi şuraya gelecek olursak, özellikle de milattan önceki tarihlerde bölgede zaten Türkler var. Özellikle geçen dersimizde bahsettik. Makedonyalı İskender milattan önceki tarihlerde bölgede Ahıska bölgesi, Zana bölgesine de geliyor ve bölgede Türklerle, Kıpçak'la, Bun Türklerle karşılaştığını biliyoruz. David döneminde Gürcülerin meşhur krallarından, kraliçelerinden, aynı zamanda Tamar döneminde bölgeye, o dönemin tarihinde, o dönemin özellikle nüfus sayımını göz önünde bulundurduğumuz zaman neredeyse kalabalık bir kesimin Türklerin, Kıpçak Türklerinin getirip yerleştirildiğini ve daha sonra bu akımın 1268 İlhanlar döneminde Kıpçak Atabekler hükümetini kurduğunu ve bu hükümetin tablosunu da geçen dersimizde sunmuştuk özellikle. 1578 yılına kadar bu sülalenin devam ettiğini, 1578'de bu Kıpçak Atabeklerden özellikle Manuçehir ve kardeşi Gorgora'nın, ki Gorgol köyünün de bununla irtibatlı olacağını düşünüyorum açıkçası, İstanbul'a giderek bir yıl sonra, yani 1579'da Müslüman olduğunu, birinin Sefer Paşa adıyla, diğerinin de Mustafa Paşa adıyla döndüğünü biz biliyoruz. Şimdi Ahıska bölgesi Kıpçak Oğuz mu diye soracak olursak, daha sonraki yıllarda Osmanlı'ya ilhak olduktan sonra tabii artık Kıpçakların tamamen Oğuzlar içerisinde, Oğuz kültürü içerisinde eridiğini ve bugün Ahıska bölgesinin, hocam kimlerden Ahıskalılar, nasıl tabir ederseniz diye soracak olursanız, Kıpçak ağırlıklı, Oğuz Kıpçak karışımı Ahıska topluluğudur diye biliriz Sefer Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum cevapladığınız için soruları. Değerli katılımcılar, soru sormak isteyen varsa kamerasını açarak sorusunu sorabilir. Burak Bey buyurun. Soru sormak istiyorsanız buyurun. Hocam iyi akşamlar. Ağzında sağlık. Teşekkürler Burak kardeşim. Hocam ben size anlatırken bir iki ismi not aldım. Ömer Faik Numanzade'yi. Evet. Bu şeyi soracağım size. Ahıska Türklerinden biliyorsunuzdur eminim. Bakü 1. Doğu Halkları Kongresi'ne delegasyona katılan isimler. Bundan hı-hı, bize verebileceğiniz isimler mi? Ben ayrıyeten bu konuyu çalışıyorum ama Ahıska Türklerine ulaşamıyoruz burada. Bir de bu Rusya'daki İslam İttifakı oluyor. İsmail Gaspıral Beyler. Hı-hı. Buralarda Ahıska Türklerinden kiminle görüştüğünü söylerseniz bize de ayrıyeten çok yardımcı olursunuz bunu duyurmak adına. Burak, soruların için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu soru zannedersem benden sonra Yahya Kemaloğlu hocamın Ömer Faik Nemanzade ile ilgili bir sunumu vardır. Kendisi orada vurgu yapacaktır diye biliyorum ama benim alanım dışında olduğu için bu konuyla ilgili pek fazla bilgi sahibi değilim. Eyvallah. Özür diliyorum. Bilmiyorum. Estağfurullah hocam. Ağzınıza bilmiyorum. Sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Evet, değerli katılımcılar, soru sormak isteyen var mı? Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Azat Hocam, öncelikle Allah razı olsun sunumumuzdan dolayı. Teşekkürler, sağ olasın kardeşim. Hocam, benim size sorum Akıl Kelek. Ben Ahıska'ya gittiğimde sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, kalenin üzerinde Akıl Kelek yazıyordu. Hı hı. Ya burada Ahıska'nın ve Akıl Kelek'in farkı hocam. Şimdi haritayı, ilk başta gösterdiğim haritayı lütfen göz önünde bulundur Ferhat kardeşim. Orada Ahıska bir coğrafya ismidir demiştim. Daha önceki derste de özellikle ifade etmiştim. Arkadaşlar soruyorlar hocam, orada küçücük bir Ahıska rayonu vardır veya Ahıska vilayeti vardır. Neden bütün bölgeye Ahıska diyorlar? Çünkü Ahıska bölgesel bir isimdir. Dikkat buyurursanız orada 5 büyük rayonu vardır. 5 büyük vilayeti vardır. Onlardan birisi Adıgün, ikincisi Ahıska, Ahılkelek, Aspinza, Bogdanovka. Bunların hepsi Ahıska coğrafyasının içerisinde, yani Gürcistan sınırları içerisinde yer alan o coğrafyada yer alıyor. Ahıska ile Ahılkelek iki farklı birimdir. Her ikisinde de kaleler vardır. Ama bizim demin konuşmamızda özellikle ifade ettiğimiz Ahıska Rabat Kalesi, Ribat da oradan geliyor. Rebiteli konuşma da bizde Ahıskalılarda vardır biliyorsunuz. İrtibatlı konuşma oradan geliyor. Ahıska Rabat, Gürcüce bizde Ribat
kalesi de Ahıska'da yer almaktadır. Hani Ahıska eyaletinden, Ahıska Beylerbeyliği'nden bahsettik. Beylerbeyliği'nin merkezi de burası olduğundan dolayı daha çok göze çarpan o kale ve o bölge olmuştur kardeşim. İkisi farklı birimlerdir yani. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Evet, değerli katılımcılar. Hocam benim bir sorum olacak. Tabii. Buyurun Abdurrahman Bey. Selamünaleyküm hocam. Hocam öncelikle sunum için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, eyvallah Abdurrahman. Allah razı olsun. Şimdi bizim dedenin dedesi hocam, Serden geçti Muta'a isminde bir zatmış. Ahıska Türk'ü hocam onlar, Batum'da yaşıyormuş. Ben de internetten baktım, Serden geçti eski bir askeri ünvanmış. Dedim acaba biz ailenin tarihine dair bir belge bulabilir miyiz? O vesileyle de katılmıştım ayrıca. Belki bununla ilgili bir cevap bulurum diye. Öyle bir bildiğiniz bir kitap veya belge varsa oradan bir araştırmak istiyorum da hocam. Belki bulurum. Türkiye'ye ne zaman gelmişler Abdurrahman? Türkiye'ye geliş tarihleri belli mi? Hocam yanlış bilmiyorsam benim dedem zamanında Kars'a göç etmişler. Tamam. Yani ben dedem de vefat etti. 80'li yaşlarda vefat etti. Tamam, sunumumuzda özellikle ifade etmiştik. 1828 felaketi, özellikle 1878 yani 93 harbinden sonra 1892'de Melek hocamı da burada görüyorum. Çok değerli bir isimdir kendisi de. O köyü çalıştığı için daha net bilgi verebilir kendisi de. Konya'ya Ilgın Mecidiye köyüne gelip yerleşen, kalpak şeklinde yerleşen Ahıskalı Türkler vardır. Bunu niçin söylüyorum? 92 ve sonrasında, yani 1892 ve sonrasında İç Anadolu'ya, Çarlık Rusya'sından temel içerisinde ifade edecek olursak, zulmünden bu tarafa muhaciret eden, hicret eden Türkleri görüyoruz ki bunların içerisinde tabii Ahıskalı Türkler de vardır. Batum'a kadar gelenler vardır. Çorum'a kadar gelenler vardır. Bursa'ya gelenler vardır ve bunları da Osmanlı arşiv belgelerinden bulabilirsin kardeşim. Tekrar ediyorum. Osmanlı tapu defterleri, mühimme defterleri, icmal mücmel defterleri. Geçen dersimizde var mıydı? Bir kısmından bahsettik ve Osmanlı arşivinden tabii Osmanlı Türkçen varsa oradan bakabilirsin. Çünkü arşivde bu gibi bilgiler yer alıyor. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah, sağ olasın. Evet, değerli katılımcılar. Soru sormak isteyen var mı başka? Herhalde yok. Hocam, ben de bir hakkımı kullanarak ben de bir ek soru sormak istiyordum hocam. Buyur. Hocam, sizin tezinizi okurken hakikaten bu başlarda, baş kısımlarda özellikle bu gezginlerden, özellikle onların notlardan çok bahsetmiştiniz. Hani Ahıska'nın ismi olsun, şey olsun. Bunda Katip Çelebi olsun, Evliya Çelebi, yine çeşitli diğer gezginlerin şeyleri vardı, notları vardı. Hocam benim sorum bunların, bunlar tam anlamıyla Ahıska'yı nasıl anlatmış ve bu gezginlerde Ahıska ile ilgili notların bulunması bizim tarih açısından nasıl bir önem taşıyor hocam? Sorun bu şekilde hocam. Şöyle, biliyorsunuz o eserler daha çok seyahat türü eserlerdir. Özellikle de bizim tarihimiz açısından o bölgeye gidip ziyaret eden Evliya Çelebi vardır ki meşhur seyahatnamesi vardır, ciltlerle kitaptır. Onun, yanlış hatırlamıyorumsa, ikinci veya üçüncü cildinde olması gerekiyor. Aslından bahsediyorum, ikinci cildinde olması gerekiyor Osmanlıcasında. Bir de Cihannüma, Katip Çelebi'nin Cihannüması vardır ki orada da bizim özellikle Ahıska'yla ilgili gerçekten de kayda değer bilgiler vardır. Katip Çelebi, demin de ifade ettiğim gibi, Ahıskalıların muhtalit bir toplum olduklarını söylüyor. Bölgenin muhtalit dedi, yani karışık bir bölge olduğunu. Dolayısıyla kendi ifadesidir. O bölgedeki halka da Çin Çevat dediklerini ifade ediyor. Yani karışık halk olması hasebiyledir muhtemelen. Bu etimolojik anlamda bu kavramın da araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. İkincisi, yine aynı seyyahlardan o dönem açısından çok önemli bilgiler veren Evliya Çelebi'dir ki biliyorsunuz 16. asır Ahıskası'nı, 17. asır Ahıskası'nı tasvir ederken işte o bölgede demin de ifade ettiğimiz gibi Ahıska Kalesi'nden, Rabat Kalesi'nden bahsediyor. Rabat Kalesi içerisinde Ahmediye Camii'nden bahsediyor. İçerisinde işte o şeyi tasvir ederken, kaleyi tasvir ederken
kalenin içerisinde evlerden, toprak evlerden bahsediyor ki bu bilgileri merak eden arkadaşlarımız ister bizim tezimize bakabilir, isterse de bu nuskanın orijinalinde kendilerine sayfasını gönderebiliriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten çok Eyvallah. Güzel. Hocam bir sorumuz chatten geldi mi? Bu aslında daha önce siz cevap verdiniz. Ben isterseniz soruyu okuyayım. Afrail Polat sormuş hocam. Merhaba hocam. Sunum için teşekkür ederim. Birkaç yerde denk geldi. Ağızkalılar Gürcistan'ın önce memleketi Konya'dır diye. Kaynak elimde yok maalesef. Bu ne kadar doğrudur hocam? Bu daha önce değindiniz bu Zakir demin, hocam. Demin evet Sefer hocamın vermiş olduğu sorunun cevabının aynısıdır. Evet. Hani özellikle ifade ettiğimiz o kitabın ismini burada yeniden ifade edelim. Sürgünün 50 yılında, 50. yılında da olabilir. Ağızkalı Türkler diye o kitapta geçiyor. Sadece orada rastladım. Daha sonraki alıntılar da hepsi o kitaptan almışlar. Çünkü ilk kaynak o geçiyor. Milli Meclis tarafı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basılmış bir kitaptır. Kıymetli kardeşim, bu demin de ifade ettiğim gibi yani tarihi vesikalara dayanan bir bilgi değildir. Ağızkalılar Konya'dan göç etmediler. Daha doğrusu Ağızkaya Konya'dan göç olmadı. Ağızka'dan tam tersine 1892 yılında Konya'ya göç oldu. Demin de Melek Hocam'dan bahsettim. Kendileri de burada. Melek Hocam özellikle makale şeklinde yayınladı. Kendi sunumunu da ifade eder. Konya'da da Ilgın Mecidiye Köyü'de tamamına yakını, köyün tamamına yakını Ağızkalı Türklerden oluşmaktadır. Dinleri, kültürleri, adetleri, gelenek ve geleneklerini hala devam ettirmektedirler diyebiliyorum. Hocam bu konuda sadece Konya değil, bildiğim kadarıyla Afyon'da da 3-4 tane köy var, var diye var. Duymuş. Çünkü bizim ben saydığımız sadece kabataslak. Hani belgelerde benim rastladığım Bursa var mesela. Ondan sonra Konya var. Çorum var. Ama çünkü tabii diğer yerlerde de azınlıklar olabilir. Çünkü Afyon'dakiler hala hatta bizim oradaki Ağızkalı öğrencileri bile çok yardımları dokundu. Hala Ağızka yani biraz uzak kalmış olsalar da yeni nesil Ağızka kültürünü canlandırmaya çalışıyorlar diye söyleyebilirim. Tabii. Çok teşekkür ediyorum bu arada Afyon'daki Ağızkalılara da. Yalnız şöyle bir ekleme de yapayım. Geçen Konya'da bir abiyle karşılaştık. Dedi hocam bizim şu anki köyün ismi Yeni Mescit Köyü'ymüş ama bir önceki ismi Alıs saymış. Ağızka'nın bozulmuş şekli olduğunu söyledi. Konya'nın Alıssa Köyü'nün de özellikle 3 asır bundan önce Ağızka'dan gelen, biraz daha asrı geriye götürdü tabii, gelen Ağızkalılar olduğunu ifade etti. Yalnız elimizde bir kaynak olmadığı için, bir belge olmadığından dolayı da zaten sorduk hocam belgeyi nereden bulabiliriz. Öyle bir köyün de varlığını buradan da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Hocam ben ufak bir ekleme izniniz olursa ufak bir ekleme yapacağım. Hocam geçenlerde Kayseri'ye gitme fırsatım oldu. Orada da burada yine arkadaşlarımız var. Kendileri de bunu ifade eder. Orada da bir köy var. Bizim bildiğimiz birkaç köy daha var ama Akmezar Köyü var. Pınarbaşı gibi böyle birkaç köy var. Orada birkaç Akmezar Köyü'nde bulunan bir beyefendiyle sunum yapma fırsatı olduk. Hani gerçekten çok detaylı sunum yaptık. Yaklaşık 1,5 saatlik bir Zoom üzerinden bir görüşme gerçekleştirmiştik. Kendisi hakikaten geleneklerine kadar, her şeye kadar. Hani ilginç bir şekilde o zamandan çok eskisine dayanan bir göç ama hala bir şekilde belki dil üzerinden bazı yani kimliksel yapılar belki erimiş olabilir ama daha hani bir şekilde koruyorlar. Yine Melek hocamız zaten bu konuyu daha detaylı sonra da anlatır. Hani bu işin uzmanı olduğu için. Ama dediğiniz gibi çok güzel örnekler var hala hocam bu konuda. Evet zaten bu programımızın Allah razı olsun. Bir daha teşekkür ediyorum hem AGB'ye hem Ağızkalı Gönüllü Eğitimciler Birliği'ne. Amacı da zaten geçen dersimizde Sefer Hoca ve siz başlangıçta söylemiştiniz. Bu tabloyu biraz daha genişletmek, çemberi genişletmek ve böyle bilgi alışverişiyle yeni bilgilerin ortaya çıkartarak yeni araştırmacıları keşfetmek deyimlerindeyse. Ama hakikaten de benim açımdan da çok bakir bir bilgi oldu yani. Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde sor... Evet. Hocam chatten birkaç teşekkürlerimiz var. Turancan Seferoğlu. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Sunum için teşekkür ediyorum diyor yine. Afrail kitabı not etmiş. Onun için de teşekkür ediyor hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Aynen. Hocam herhalde bu şekilde artık şey yapıyoruz.
tamamlayacağız yavaştan. Tamam. Arkadaş... Bir saati de doldurduk artık evet. Neredeyse. Evet. Arkadaşlar şimdiden şeyini ilan edeceğiz. Sonraki toplantımız 9 Kasım'da pazartesi saat 8'de olacak. Yine detaylı Yahya Hoca ile konuştuk. Yine şeylerini ilanını falan yapacağız. Şimdiden ufak bir haber etmiş olalım. Hazırlıklarınızı önceden yapın. Hocam ayrıyeten gerçekten çok iki tane çok güzel bu çok derin bir sunum. Hani daha önce biz Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Çünkü daha önce sadece bir kısmını alıyorduk ama bütünüyle almak için belki de ilk fırsattı bu. O yüzden inşallah faydalı olmuştur. İki sunum yaptık gerçekten de benim açımdan biraz anlatması zor oldu ama zevkli oldu gerçekten de. Katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eğer sürçülisan yaptıysak, hatamız, kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin diyorum. Teşekkür ediyorum bir daha. Evet hocam, tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hocam bir sürü teşekkür geldi. Buradan bütün arkadaşlara Allah razı olsun. Ediyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sunumu bu şekilde tamamlıyoruz. Görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler. Bir dahaki sunuma kadar. Teşekkür ediyoruz tekrar hocam.